Zehra Hanım gelmişti dün. Kızının üvey babasıyla birlikte kaçtığını ve kızının bulunmasını istemişti. O üvey baba da bağlanmış ve inkar etmişti. Şimdi kavga Zehra Hanım gelecek. Ses kayıtlarını dinledik. Bakalım neler olacak. 17 yaşındaki kızını üvey babasıyla kaçmakla suçladı. Akıl almaz iddialarıyla herkesin ağzını açık bıraktı. Peki şimdi 17 yaşındaki kızın kardeşlerinin babasıyla birlikteler, evet. Cama baktım ve uygunsuz şekilde bunları gördüm. Gördün sen gözünle. Gördüm. Kim doğruyu söylüyor? Zehra mı? Dört çocuğunun babası Hüseyin mi? Ne diyeceksiniz bu iddialara? Siz üvey kızınızla birlikte misiniz? Asla öyle bir şey olmadı, olamazdı. Senin bu saçmalıkların artık yetti arttı gerçekten. Yani senden var ya, şu çocuklarımı da alsam, ebediyeten mi vursulsam, vallahi başka hiçbir şey istemiyorum. Şimdi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da. Zehra, dün söylediklerinle herkesi şaşırttın, bizi üzdün gerçekten. Hem ses kayıtları vardı, hem gördüğün şeyler, yaşadığın şeyler gerçekten zor. Şimdi sana tekrar soracağım, çünkü dün çok inkar etti. Evet. Eşin bağlanıp Hüseyin Bey, kızının Hüseyin Bey'le olduğundan emin misin? Eminim abla. Eminsin. Eminim, evet. Sen dün bana şunu söyledin. Ben İnsan evladına iftira atmaz abla. Benim akıl problemimde bir sıkıntı yok. Öyle bir sıkıntı olsa ben 6 aylık evvel bir doğum yaptım. Doktorlar demez mi bunun aşırı derecede psikolojik rahatsızlığı var? Ona geleceğim. Zehra, ben senden teker teker o gördüğün şeyleri anlatmanı istiyorum. Çünkü asıl biz gördüklerimize inanırız. Duyduklarımız bazen bizi şaşırtabilir. Ama gördüklerimizde şaşırma ihtimalimiz yok. Evet. Şimdi şunu soracağım sana. Sen dedin ki işte bir sığınma evindeydik. Sonra erken döndü kızım ve ben orada şüphelenmeye başladım. Çünkü oradaki bir hanımefendiye de anlatmıştı kızım. O da şüphelenmişti. Üvey babasıyla birlikte mi istismar ediyor mu acaba diye. Sonra sen dedin ki bize eve geldik. Ve önce dedin bir telefonla ses kaydı koydum. O günü bize anlatır mısın? Ses kaydı koydum oraya. Nereye koydun? Yatak odasına koydum. Neresine? Yatağımız bizim garyola. Garyolanın altına koydum. Alta ne koydun alta? Ses kaydını açıp öyle koydum. Ses kaydını açtın. Evet, yatağın altına doğru koydun. Peki ne duymayı umdun sen orada? Ne bulacaksın diye koydun bunu? Ya bir ses, bir görüntü. Görüntü demeyelim de ses yani, bir şeyler olup olmadığına dair. O senin normalde kullandığın telefon mu? Yok, Azra'nın telefonu. Ben telefon 3 sene kullanmıyorum. Kızının telefonu. Evet. Küçük kızının. Evet, 3 sene telefon kullanmadım ben. Kullanmadın? Kullanmadım. Azra'nın telefonu, hani aradığımızda bir yer arayacağımız zaman, köyümüzün dışında ya hep. Arayacağımız zaman ondan itibata geçiyorduk. O kız da kullanmıyordu yani, oyun oynamak amaçlı. Tamam, küçük telefonu koydun, sonra sen annene gittin. Evet, anneme aşağı gittim. Ne kadar kaldın annende? Annem de geri döndüm hemen bir saatliğine falan diyelim. Ha, bir saatliğine mi? Bir iki saatliğine, öyle. Evde kim vardı o sırada? Azra vardı. Azra Esma vardı. Hüseyin'i götürmüştüm ben. Eylül'e bakıyorlardı üçü birden. Üçü birde. Hüseyin de evde miydi? Pardon, Azra'yı götürdüm. Esma'yı vardı. Bir de Hüseyin vardı. Azra Hüseyin vardı. Büyük kızın yani. Büyük kızı da oradaydın. Büyük 12 yaşındaki olanı götürdüm. O kitaplarımı alacaksın dedi. Senin aldattığını düşündüm. 17 yaşındaki kız. Evdeydi o. Evdeydi. Evdeydi. Kocan da evdeydi. O da evdeydi. Onları evde bıraktın. Sen annene gittin. Ne kadar süreliğine? Bir saatliğine. Bir iki saat diyelim böyle. Bir iki saat gitti. Sonra geldin. Sonra geldim. İşte o şeyi direktmen o eve geçtim yani. Evet. Ondan sonra cihaz aldım. Baktım böyle. Pek şey yapamadım. Ne? Yani eşime şey ettim. Söyledim böyle böyle. Ne söyledi? Ne duydun işte orada? İşte burada dedim, benim odamda dedim, ne yaşanılıyorsa dedim, bir şeyler yaşanılmış dedim ben buna. Bu sanayideydi, 15 dakikada eve geldi. Peki gitmişmiş, geri geldi hemen. O kayıtta ne vardı? Nasıl? O ses kaydında ne vardı? Odamda sakız çiğniyorlar. Ondan sonra Sakız çiğniyor. Kimle? Bir kız var yani, benim eşim sakız çiğneyecek hali yok. Sakız çiğneme sesi. Sakız çiğneme sesi var. Daha kaydın yarısı yok yani. Dediğim gibi cinsel aralıklı şeyler var. Sonra bu cinsel, yani cinsellik yaşandığına dair ses duydun. Evet. Sonra ben geldikten sonra o çıkmış 15 dakika evvel. Ben bunu aradım. Dedim ki işte böyle böyle, sen dedim mahkemeye vereceksin, şikayet edeceksin. Seninki 15 dakikada evi bulmuş abla. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir ses kaydı var ya Zehra. O ses kaydını kısaca dinleyebilir miyiz?
Devam var ablanda. Devam ama olacak. Devamı da hep böyle. Şimdi hepsini biz arkadaşlarımıza, biz de kendimize denesin. Bir daha baştan bir dinle. Bir kapı kapanma, bir onu duyuyorsun. Bir dinleyin siz de. Bir dinleyin, bir yorumunuzu merak edin. Çünkü ses kaydının devamı da aynısı. Bir daha dinleyin. Kapı sesi. Bu. Hep böyle. Şimdi burada ne var? Ben anlamadım yani. Burada neresini... Yani üçünü de bir dinlesek al. Tamam. Üçünü de bir dinlesek. Çünkü burada görüntü tam net geliyor çünkü. Peki bu sesi duydun sen? Evet. Bu sesi neye benzettin sen? Hayır, bu ses değil. Orada daha var, diğerlerine bir bakalım abi. Bir diğerine de bakalım. Evet. Yatağın altına mı? Yatağın şey, garyola, eski garyolalardan altına. Aynen. Biraz kapalıydı. Aynen. Şöyle, o, bak. Ben bir gün, sen de orada 4 gün kaldın. O kız da orada 4 gün kaldı. Bunu da biliyorum. Garmadım. Sen gittin. Bu onun öz ben, şey, çok ben, samimi ben arkadaşım. Ben varmadım, ben kendi evimde kalıyorum. Ben Hüseyin'in o gün kimle akşam konuşuyordun? Benimle konuş. Sen ben bana sen yıkı koydun mu? Akşam madem. İşte beni yıktığını söylüyor, annem beni yıktığını. Kaç gün geldi ben gittim abası? Kaç gün geldi? Bir dakika, bir duralım. Burada kimler konuşuyor Zehra? Annem de babalım. Bu nerenin ses kaydı bu? Bu işte o geliyor bize, şikayetçi olma işte bugün diyalekten, o çıksın öyle ol diyalekten şey yapıyor. Neyden ben, şikayetçi olacaksın sen? Hüseyin'den bu durumdan. Ne için? Bu durumdan ötürü. Ha, kızına kızınla birlikte olduğuna dair. Aynen, o amaçla gelmiş, ben de ses kaydı yaptım burada. Tamam, şimdi biz o ses kayıtlarına baktığında cinsellik içeren bir şey duymadık. Bir beşini altını hepsini bir dinlen abla. Bu şeyde abla. Özür dilerim, bu konuşmada şikayetten vazgeçtiği bir şey anlaşılıyor mu? Ben onu bu ses kaydında arkadaşlar şikayetten vazgeç deniliyor mu? Şikayetle ilgili diyor bu. Şikayet etme falan diye. Var ya, var var, dinleyelim bir Allah aşkına, hepsini bir açalım ya. Ya varsa bize bir fikir verebilir. Tamam, onu diyor ki şikayetten vazgeç denildi mi, dinlediniz mi? Ha? Burada tam net çıkıyor aslında, aslanız iyi olacak. Evet. Evet. Diğer sesi de alın. Almıyor musunuz? Telefonda, tamam dinleyeceğim. Şimdi bizim arkadaşlarımız baktığı kadarıyla cinsellikle ilgili bir ses duyamamışlar. Şimdi sana şunu soracağım. Ablam size ricam, o telefon burada tam net duyuluyor. Bir Allah aşkına bir daha dinleyin ablam. Sizden yani bunu çok istiyorum. Nerede bunlar? Ben... Getir bir telefon. Bu böyle dinlediğimiz bölümde böyle bir şey yok ama. Açtığınızda. Bir dakika, neyi açın bunu? Bir açın. Peki annenler bu duruma inanıyor mu? Annen de şikayeti çek dediğine göre. Ne diyor anne? Annem şikayet çek demiyor. O diğer şey diyor yani. Konu, onun arkadaşı diyor. Peki annen ne diyor bu duruma? Annem orada söyleniyor yani. Onlar da duyarsınız abi. Hayır, şimdi senin kızınla kaçmış. Söyleniyor mu sadece annen? Annem çekişiyor. Ne diyebilir? Annem saftır yani. Saf birisidir. Bu ne ses yok ki bunda? Burada bir dakika. Ben senin ses olan yerleri bir açayım. Şimdi birden fazla dinlemiş. Ben de dinleyeceğim. Hı hı. Ama şimdi tabii vaktimiz şey olmadığı için bunu bir sonra siz bir şey bunu yapalım. Siz bunu bir yenince detaylı bir dinleyin. Sen orada duydun. Tamam. Aynı. Şimdi bu duymak. Hadi kulak şaşırır. Ben onu tekrardan dinleyeceğim. Tamam. Şunu soracağım sana. O zaman orada dinledim, ben duydum diyorsun. Biz onu çok anlayamadık. Sen gördüğünü bana anlat. Gördüğüm, biz iki katlı evde, aşağı evde oturuyordum ben. Bu ses ben. Kaydından kaç gün sonra? 4-5 gün sonra. 4-5 gün sonra. Aynen. Sen yatak odasında yatıyorsun. Evet. İşte kayınvalidem evi bıraktı gitti. Karadepe'ye gitti. Bizim camlarımızın odaların camları dışarıya bakıyor. Şimdi ben diyelim ki. Şimdi bu senin yatak oda. Burası benim odam abla. Evet. Şurada salon var. Şurada da diğer oda var. O da böyle hani müstakil bir ev tipinde. Ben kapıdan çıkmadım. Kapıdan çıksam diğer oda yakın ya. Diğer odaya girmiş olacaksın. Yakın, kapı gıcırdıyor. Buradaki camdan çıkıyorum avluya. Avluda. Peki kocan nerede o sırada? Burada. Yok yanımda şu kocan an. Kocan niye yatmamış? İşte yanımda yok. Bak ben. Sen uyandın, çok, kocan yanında yok. Aynen, çok yorgunun Eylül'den dolayı uyuyup kalmışım. Saat 4.30. Saat sabah kaç? 4.30. Siz aynen. Normalde yatakta birlikte mi yatıyorsunuz kocanla? Tabii canım, birlikte yatıyoruz ama her sen zaman. Ama 4'te gün... kalktın yok. Yok aynen. Adam o gün yok ortada. Yok yani. Şimdi ben buradan çıktım. Bir dakika. Cam
cama, camdan dışarıya çıktım. Avlu denilen yere. Tamam, çıktım. Sessizce yürüdüm. Peki diğer sen odanın neden camına. Camdan çıkmak istedin? Nasıl yani? Ben şüphelerim var yani. Şüphelendim için. Yani bu kayıtlar olsun, adam Kur'an'a el basıyor, kayıtlar olsun, sığınma evindeki şeyler. Çocuğun tepkisi mesela, çocuğuma ben çekişiyorum. Sessiz kalmaları, her şey, şüphelendim. Yani ben sonuçta onun annesiyim. Her şeyi, bir şeyler yapmam gerekiyor. Şimdi sen iyice yatak odasına tek başına yatıyorsun. Evet. Yanında eşin yok. Evet. Evet. Sonra sen camdan çıkıyorsun. Ama sonra. Evet. Ben çıktıktan sonra diğer odanın perdesi yok. Televizyon açık, müzik çalıyor. Diğer odada kim yatıyor? Kızlarım. Öbür üç kız. İki kaç kız? Kızım, iki kızım, bir oğlum yatıyor. İki kız, bir oğlun yatıyor. Evet. Kaç yaşında onlar? Biri 12 yaşında, biri 7 yaşında. Camdan avluya çıktın, o çocukların diğer odasına doğru gittin. Ha, burada ne var? Burada da cam var. Aşağıdayız saati, cam şey, köy evler aşağıda ya. Buradan izledim ben bunları. Televizyonda müzik çalıyor. Ondan sonra perdemiz yok. Kalın perde yok. Yok. Peki yok. Televizyon var çocukların odasında, öyle mi? Evet. Yaptıkları televizyon. Evet. Televizyonda ne müzik çalıyordu? Yani sessiz bir müzik yani. Peki ekranda bir şey var mı? Ne gibi? Yani ekranda bir klip mi bu, yoksa ya, bir müzik mi? İnternette bağlamışlar müzik. Yani müzik Sezen var. Aksun, tamam, bir dakika. Şey. Müzik var. Sen ne gördün camdan? İşte ikisi birbirlerinin yanında yatıyor, uzanıyorlardı, yatıyorlardı. Yani küçük, koltuk mu bu, yatak koltuk, mı? Çek yatak. Koltuk, çek yatak. Çünkü odadan kayınvalidemgilin tarafa geçtik ya, bir çek yataklarda yatıyor. Çek yatağa kocan oturuyor böyle. Yani yatıyor diyelim çek yatakta. Kızın nerede, gel. Kızın ne kadar yanında? Burada yatıyor. O da burada onun yanında böyle uzanıyor böyle. Yani ikisi. Bu senin kızın mı? Ha. Bu da böyle bak, sarılmışlar şey, uzanıyor. Sarılmışlar uzanıyor. Evet. Çocuklar nerede yatıyor? Onlar bir yerde yatıyorlar. Biri yerde yatıyor. O da onun yanı başında. Hüseyin Efe de yerde. Hüseyin Efe de yerde. Yerde. Erkek çocuğu, iki kız çocuğu yan yana yatıyor. Evet. Yerde yatıyor. Evet. Onlar da koltukta. Evet. Senin kızın da ona sarılmış. Hı-hı. Evet. Kızın mı babanın sırtına sarılmış? Hayır, ikisi birbirlerine sarılmışlar böyle. Ne yaptın sen böyle görünce? Ben böyle görünce beynimden vurulmuşa dön. Peki sen bizim arkadaşlarımıza biraz daha farklı anlatmışsın ama. Nasıl anlattı size? Söyleyin. Tamam, onu söyledim ben zaten. Hayır, neyi farklı anlatıyor? Ha, tamam, sen üstleri omuz, çıplak görmüşsün. Omuzları çıplak, evet. Hayır, şu üst kısımları yok mu, kıyafet mi yok? Ha, şöyle omuzları çıplak yani. Omuz mu, üstü mü? Yani şöyle üst omuzları gözüküyor, çıplak. Yani bunların bu şekilde olması bile yani terbiyesi. Benim çocuğum 17 yaşında zaten, adam hani yani kadar küçük bir şey kadar değil ki. Hani desem ki ya uzanmıştır veya da uyutmaya çalışıyordur desem, küçük değil yani, 17 yaşında bu. Sen bunu gördüğüne eminsin. Böyle gözün yanıltamış. Hayır, acaba anlamadım. Bir yakınlık şey değil. Hayır, benim asla. Peki ne yaptın? Sen girdin şu camdan bakıyorsun. Hı hı. Ben olsam şimdi, tövbe estağfurullah, Allah şey yazmasın. Orada benim eşim gelecek, benim 17 yaşında kızım, o adamı alır böyle saçını başını yolar, saldırırsın yani. Nasıl tuttun kendini? Sen ne yaptın? Nasıl oldu? Ya ben saati direktman öbür odaya gittim. Çünkü sen kalkıyorsun, kocan yanında değil, bir bakmışsın öbür odaya gidiyorsun. Senin kızınla sarmaş dolaş yatıyor. Evet. Saldırmadın şimdi mı? Ben elim ayağıma titredi ablam. Sen saldırmak ne demek sen yani. Heh, ondan sonra diğer odaya gittim. Ben Eylül ağlıyordu. Eylül'e mama verdim. Biraz o Eylül ağlayışından o da geldi saati. Ondan, sen çocuk ağlamaya başladı o sırada. Adam kalktı. Ha, geldi o da. Ondan sonra ben nereden geliyorum dedim. Köpekler ürüyor dedi. Etrafa baktım, geldim dedi bana. Ondan sonra ben dedim ki çocuğa mama vereceğim diye çıktım. Silah aldım. Sakladım, silahı aldım. Bunu vuracaktım. Geri uzağında o uyumaya başladı. Sen bunu gördükten sonra silahı aldın. Ha, silahı aldım, uzağında o, ben biraz dinleneceğim dedi. Aynı gün mü bu? Aynı gün, aynı gün. Aynı gün, evet, diyorsun. Ondan sonra Eylül aldım, ben salona çıktım. Çocuğuma mama verdim. Mama verdim çocuğuma. Ondan sonra Eylül biraz uyudu orada. Ben silahı alıp bunu vuracaktım. Geri ağlamaya başladı. Eylül. Yine bebek ağladı. Ha, kaç yaşında Eylül? Eylül 6 aylık. 6 aylık. O zaman ben 2 aydır yanında yok. O zaman kaç aylık oluyor? 4. 4 aylık falan oluyor. Ondan sonra bu Eylül ağlayınca geri şey yaptım. Götürdüm. Silahı sakladım. Bu kalktı geldi işte, çocuğa bakmıyorsunuz, kahvaltı şey peki etmiyorsunuz. Peki sen demedin mi sen benim kızımla yatıyordun? Ben orada dedim ki ben sana ne kahvaltı hazırlayacağım, ne temizliği edeceğim ben. Sen şerefsizsin, kanı bozuksun dedim. Sen ne yaptığını biliyor musun? Sen o sırada söyledin mi kızımla uyuyordun sarılarak? Dedim, söyledim, her şeyi yap dedim yani.
Ondan sonra Ümmet'i çağırdı. Bunu dedi götür annesiyle iş et dedi. Peki Ümmet kim? Ümmet Tokbun en samimi arkadaşı. Peki Zehra sen o sırada kızına demiyor musun? Kızım siz sarılmıştı bu adam sana. Bu doğru mu? Kızıma ben her şeyi söyledim çıkarken. Kızım ne diyor kızı? Şey, hiçbir şey demiyor. Sanki benim çocuğuma bir şey içirmişler gibi. Hiçbir şey söylemiyor. Yani sen dün bana şunu söyledin. Bak bakayım hatırlayacağım. Dün bana dedin ki ben odaya gittim camdan baktım cinsel ilişki yaşıyorlardı dedin. Yani o sırada evet öyle şeyler yapıyorlardı. Sarılıyorlardı şey diyorlardı ablam mesela. Tam net ben şey yapmadım yani onun orada uzandığını görüncük zaten bir insan orada uzanıyorsa öyle yaşıyorlardır. Ha, sen onu tahmin ediyorsun yani evet. Öyle bir şey görmedin. Evet. Yok hayır canım uzanıyorsa ona ediyordur yani bir insan düşünsene ablam mesela 17 yaşında kızla birlikte uzanıyorlar yani bununla ona ediyordur yani ben ediyordur. Yani bir de yarı çıplak diyor ya. Bir de yarı yani, çıplak aynen. Olduğu için hani bu şekilde gördüğünü söylüyorsun evet. Sen. Evet, ama aynen. Onlar da tamamen inkar ediyor bu durumu. İnkar ediyor psikolojik hastası rahatsız şu bu diyor. Şimdi bu arada ben peki psikolojik hastası geleceğim. Psikolojik hasta durumuna bir geleyim önce. Evet. Şimdi biz tabii senin ilaç listene baktık. Evet abi. Yani ne ilaçlar kullanıyor bu kadın? Hı. Şimdi bu kadar doktora gidiyor, geliyor. Evet. Bir şekilde hani psikolojisi bozuk diye de söylediği için eşi de hı. İlaç listesine bakalım dedik. Hiç psikolojik ilaç, psikolojik psikiyatrik rahatsızlık ilacı görmedik. Hiçbir şey kullanmam ben ablam. Madem ki öyle bir rahatsızlığım vardı. Bir senedir kadın orada burada geziyor. Niye 5 tane çocuğunu bana emanet etti? Gece yarılarında gelirdi mesela. Peki Zehra, o kadar şunu soracağım sana. Evet. Sen 17 yaşında kızınla kocanı yatarken görüyorsun. Neden hemen polise gitmedin? Ben annemin yanına gittiğimde çok düşündüm abla. Çok psikolojik olarak yıkıldım. Çocuğum ne bileyim çok yani bunu insan anlatamaz ya. Ondan sonra bir annene hafta... Annene anlatamadın mı? Anneme anlattım. Annem, annen ne dedi? Annem dedi... Yavrum dedi o dedi şimdi dedi infazı var kan dedi şikayetçi infazı var kan dedi 2 gün yatıyor 3 gün yatıyor çıkıyor bunun üstü içerisinden gelir dedi. Ne gelecek o çocuğa cinsel tacizin suçu çok büyük. Ben de dedim ki ne yapacağım hayır, diye düşündüm. Hayır bir şey ben şuna şaşırıyorum yani biz peki, ayak ama, kaldırırız hani ben, her yeri. Tamam niye, madem hani... ki o gün şikayetçi o gün olmadım diyelim ondan sonra arada ben kendimi toparladım işime girdim gücüme girdim bir şeyler yaptım toparladıktan sonra şikayetçi oldum niye bir şey yapılmadı ablam? Sen şikayetçi oldum diyorsun. Oldum aynı. Mutlaka yapılır bir şey. Niye yapılmadı? Devletimiz nerede o zaman? Ne oldu? Aynı. Ne zaman şikayetçi oldun sen? Buraya gelmeden 3 gün evveli, 3-4 gün evvel o gün nereye ben... Nereye şikayet ettim bakalım biz? Sülümenli Jandarmasına. Neresi? Sülümenli Jandarması. Sülümenli Jandarmalar bakıyor bizim köyümüze abla. Sülümenli Jandarması. Evet. Peki ifadeni gittin ne söyledin jandarmaya? Ben dedim 38 yaşındaki kocamla dedim 17 yaşındaki kızımın ilişkilerini yakaladım dedim. Bu konu üzerinde dedim araştırma yapılmasını istiyorum dedim şikayetçiyim dedi. İşte dedi o dedi kemik taraması yapılırsa dedi 19-18 çıkarsa o senden şikayetçi olursa dedi bana. Ne alaka ya dedim kemik ben. Kemik taraması yapılırsa 19 çıkarsa. He. Ne alaka benim çocuğum dedim 17 yaşında dedim. Bir de dedi 38-9 çocuk babasıyla birlikte sen ne diyorsun dedim. İşte devamlı o tarafı savunuyordu yani. Hmm. Savunurcasına. İfadeni alıp imzalatmadılar mı sana? Ayaküstü bunları söyledi bir yere imza attırdık o da gitti. Ha, imzanı attın. İmza attırdı aynen. Peki onlar o sırada böyle yazdı mı senin ifadeni? Hiçbir şey yazmadı ayaküstü yapıyor bunu gecenin. Biz bunu bir burayı arayalım bu jandarmaya soralım yani bu normalde ha, böyle olacak bir şey numara, değil. Komutan, numarası var mı? Komutan numarasını atmıştım size abla. Bir arasanıza komutanı. Bir şey boş, bir boş muydu kağıt? Boş kağıda imza attım. Boş kağıda imza attım. Evet. Bu da çok saçma. Ya jandarma böyle bir boş kağıda imza almak gibi bir şey hemen yok arayın. Ya. Hemen. Bir sorun bakalım doğru mu değil mi? Atmış size numarayı zaten bir soralım evet, ya hemen. Evet soralım yani. Ha. Peki Zehra Hanım sen diyorsun ki ben bu jandarmaya şikayet ettim ama şikayetim alınmadı. Hı-hı. Peki sonrasında kızın o sırada sana gelmedi mi konuşmadın mı hiç kızınla? Konuşmadı abla hiçbir şey demedi bana. Kızım eşim öbür eşim üçü birlik kız, ikisi arasında kızımı kandırıyorlar. Hiç kimse benden mesela dün yayına çıktım hiç kimse beni aramıyor şey yapmıyor. Hı-hı. Niye aramıyorlar ya? Hı-hı. Şimdi dün kızınla biz konuştuk Zehra Hanım. Kızın diyor ki bağlanacak mı kızı? Bağlansın kızımla da görüşmek istiyorum. Tamam. Kızın diyor ki asla böyle bir şey yok. Ben hiç üvey babamla birlikte olmadım diyor. Öyle bir şey yok diyor. İspatlasın o zaman. Ben onun annesiyim. Ama sen iddianı ispat etmek zorundasın. Hı hı. Çocuk daha 17 yaşında. Evet. Ona yalan söylettiriyorlar. Bak benim başım yandı. O da yanmasın istiyorum. Hı-hı. Kurtulsun istiyorum ben. Bu adam hem ilk eşine gidiyor. Hem kızıma şey yapıyor.
Aynı beni bana yaptığı gibi önceleri yaptığı gibi şimdi aynı işlemi ona yapıyor. Hı-hı. Yani evladım çocuktur, küçüktür. Peki Zehra Hanım, Hüseyin Bey yaptığımızda Hüseyin Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk Esra Hanım. Hüseyin Bey, ne diyeceksiniz bu iddiaları? Ben diyor 17 yaşında kızımla yan yana çek yatında yatarken üzerleri çıplak bir şekilde gördüm ve buna eminim diyor. Gördüm eminim diyor. Evet. Aha Esra Hanım, ben bu kişiyle uğraşmak istemiyorum. Ben neden? Şöyle bir şey söyleyeyim. Dünkü YouTube'da yayınlananları, şunları bunları, bütün hepsini zaten avukatımla görüştüm. Ona verdim. Sabahleyin onun hakkında davasını açtırdım. Hı hı. Gerekli yerlere müracaatını yaptırdım. Artık bundan sonraki işlemleri adli merci devam hı hı. edecek. Ve de şu var. Dün de söyledim ben size. Öyle bir şey kesinlikle olmadı, olamazdı. Bu hanımefendi, yanınızdaki Zehra Hanım'ımız artık amacı neyse... Bir de şunu söyleyeyim ben buna. Benim amacım ne olabilir ki? Bir saniye, şunu söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi kızı hakkında ya kanala kadar gideceğine, bakkalda burada köfte dükkanında fotoğrafını elin adamını gönderip çektireceğine, senin bu öz kızın, yanına kendin madem eksikli değilsin kızının yanında, çok sevilen bir kişisin kızın, kızın seni çok seviyor demek ki, sen bu kadar arkasını arıyorsun ya, niye 2 dakika elin adamını gönderip de fotoğraf çektireceğine, ileride bekleyip de kendin 2 dakika canım kızım ne yapıyorsun gel bir görüşelim diye niye yanına varmadın? O fotoğraf ha? Hani bir köfte dükkanında fotoğraf çektirdin, kızın da sizin yanınızda yani çalışıyor. Evet. Niye diyor kendin gelmedin oraya? Işte kendim gelsem ertesi gün çalıştırmayacak. Daha mesela şu anda rahat hissettikleri için daha rahat hissedecekler. Daha başka şeyler yapacaklar yani. Ya o yüzden ben de şey yapmak istemedim. Senin şu anki yani şunu söyle, çalıştırmayacaklar derken senin şu anki amacın zaten kızı çalıştırmamak değil mi? Ne kadar güzel işte, kendin gelseydin kızı çalıştırmayacaksan alsaydın kızı buradan. Veya da şu an çok, kız seni çok seviyor demek ki. Veya da sen bu kadar kızını çok seviyorsun ya. Neden anne olarak kızının yanına gelip de şey yapmadın? Ben soracağım. Kızını sevmiyor mu Zehra sizce? Vallahi kızını ararsınız. Ben bunu söylememe gerek yok. Ben şimdi ne desem... Sen kızımı doldurmuşsundur ki saat. Araba verelek, araba öğredelek, köşe dükkanı açalak. Zehra sen Hanım, benim kızımı kandırmışsındır saat. Hüseyin Bey'e sorayım. Zehra Hanım kızını sevmiyor mu? Bir saniye ablacığım, ben bir şey söyleyeyim. Ama bir dakika, bir soruma cevap verin. Zehra Hanım kızını sevmiyor mu sizce? Ben şimdi sevmiyor desem sizin için bu etkili bir cevap. Ben kızımı sevmiyor olsam babasına araba vermem, velayetini versin dedikten. Bir dakika Zehra. Babasına araba vermedin sen, öyle bir şey yok. Yalan söyleme. Ramazan. Ya bir saniye Allah aşkına, ya bir şey sorduğumda doğru cevap verin. Benim niye sorduğumu boş verin. Şunu soruyorum. Zehra kızını sevmiyor mu? Dinliyor musunuz? Dinliyorum, cevap verir. Evet, hayır. Ya siz sorun, ben sizle muhatap olayım. Ben çünkü bak, ama ben soruyorum. Zehra Hanım kızını sevmiyor mu? Zehra Hanım kızını şimdi açık açık söyleyeyim. Hı. Asla evet. Ve asla sevmiyor. Ha. Niye? Evlat sevilmez mi? Peki. Şimdi oraya varınca mı evlat olduğu aklına geldi? Yıllardır kim bakıyordu? Peki ben Hüseyin yıllardır 17 yaşına koyan kimdi ya? O çocuğu ben kendi başıma büyüttüm. Bir dakika, kim baktığını? Kendi başıma büyüttüm. Kendi çabalarımdan büyüttüm. Annesiz babam. Siz haklısınızdır, şikayetçi olmuşsunuz. Zehra Hanım anne olarak kızını sevmiyor. Siz mi seviyorsunuz? Sağ mısın Zehra? Aynen, siz mi seviyorsunuz? O seviyor ablam, o. O seviyor. Köşe dükkanı açıp araba veriyor. Söylemiyorum. Zehra Hanım sevmiyor. Siz mi seviyorsunuz kızı? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi siz konuyu nereden nereye vurdurmaya çalışıyorsunuz? Şuradan şuraya vurdum. Bakın ben şimdi sizin sözlerinizin alt mesajını söyleyeyim. Siz diyorsunuz ki bu zaten kötü bir anne. Hep ben kızla ilgilendim, ben çalıştırdım, ettim. Bakın bir şey birlikte olduğunuz demiyorum. Böyle bir iddiam yok. Ama hep alttan verdiğiniz mesaj. Belki kıza da böyle alttan mesaj verdiniz. Veriyorum. Anne kötü, seni sevmiyor. Ben seviyorum diyorsunuz. Ya siz kendinizi mi dinleyeceksiniz, beni mi dinleyeceksiniz? Neyi kendimi de dinleyeceğim. Sen parayla avukat tutabilirsin. O kadından 7 sene yiyecektin. Parayla yutturdun herkese. Paran bu sefer geçmeyecek. Kusura bakma. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bu kıza değil. Benden olanlara da aynı şekilde davranıyor. Senden olanlar niye 2 aydır benim yanımda? Azra Allah aşkına kızım, telefonum var. Bana bağlantı yapsana güzel kızım. Bak Hüseyin kızım. Bey keşke şöyle yapsaydınız. Baştan evli kadından çocuk yapmasaydınız. Çok daha iyi olurdu. Bunun eşi de öbür eşleri de razıydı. Sen de hata yapmışsın Zehra. Baştan evliyken siz
Yani ikiniz de hatalısınız. Orada hatan başkasıyla evliyken çocuk yaptı. Siz de evli bir kadından çocuk yaptınız. Aynen. Evliyken. Şimdi başta hatalı ilerliyor ya ilişki. Hanımefendi biz bunları dün görüştük. Sizin kanalınızdan aradılar. Söyledik durumları falan. Bak yine söylüyorum. Ya verdiği iddialardır, şudur budur. Tamamen konuyla hiçbir alakası olmayan bir durum. Ha şu var. Köfte dükkanı açmışsın. Kıza araba öğretmişsin. Ya şimdi ben şu sistemi anlamıyorum. Söyleyeyim. Söyleyin. Şimdi siz de dün aslında yanlış bir konuşma yaptınız bana galiba. Ne biliyor musunuz? Söyleyeyim Esra Hanım. Söyleyin. Kıza bu kadar iyi davranırsanız kız size tabii ki yakınlık gösterecek. Tabii doğru. Dediniz. Çünkü anneyi doğru kötülüyorsunuz alttan söyle, hep. Bir saniye. Tabii tamam, sevmiyor annesi. Sözümü bitireyim. Evet. Şimdi o zaman iyi davranınca suç. Kötü davransam üvey baba kıza baskı uyguluyor, şiddet uyguluyor, suç. Hangi bir taraftan gideceğiz biz? Şimdi şöyle yapacağız. Mesafeli bir şekilde. Ama en iyi anneye göstereceksin. Yani anneyi alttan kötüleyip aman kızı dövdü, şöyle yaptı, bilmem ne deyip sen iyi davranırsan kız annesine iyice düşmanlaşır. Çünkü sen aslında bir elsin. El deriz ya. Yani sonuçta bir kan bağın yok. Kan şimdi bağın şey olmayan 17 yaşındaki bir genç kıza hani çok iyi davranır. Hemen başka bir şey anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasa bile. Bir de o sırada annenin de ona yanlış davrandığını hep sözlerinle söylersen o kız zaten ergen, annesinden uzaklaşır. Söylemek istediğim bu. Bu arada jandarmaya şikayette bulunmuş Zehra Hanım. Size ifade için çağırdı mı jandarma? Çağırdı, verdik ifadesini. Ha, verdin ifadesini. Tabii ki. O zaman bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Niye beni karakola götürmemişler? O zaman Zehra Hanım şikayetçi olmuş. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Kurtuldu yani bu ondan. Para mı verdin? Ya Allah'a kurtuldu derken ortada ne var da kurtulacağız? Zehra bak, millete rezil rüsva ettin bizi ya. Hak ettin yani. Hak etmesen, hak ettin sen. Hak ettin. Sana tek kelime var ya, yazıklar olsun. Yani. Sana yazıklar bak, olsun sana. Emeklere de yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Sen bana ne emek verdin ya? Sen asıl çocuklarına baktırdın, ettirdin. En büyük ihaneti benim çocuğumla yaptın. Senin Allah bin belanı versin. Yaradanın bir mevlam yüzün mahşere kadar gülmesin dilerim Allah'tan. Öyle mi? Öyle baya. Burada devlet senin cezanı vermezse Rabbim en kısa zamanda tepene taş yağdırsın yaradanım. Saat bu sene ne kar yağdı, ne yağmur yağdı. Hepinize kolganak gerdim. Hepinize sahip çıktım. Hepinize güzelcene geçindirdim. Hepinize hiç kimseye eyvallah ettirmedim. Eyvallah ettirmedim. Demek ki sebepleri varmış bazı şeylerin. Şimdi biz iki aydır mesela bayramda geldi. Ben 17 milyar tekstilden aldım da çocuklarıma bayramlık aldım. Ev kirası verdim. Bak, bakan ablaya para verdim. Bakmıyor Hüseyin Bey çocuklarına. Niye bir kuruş iki aydır göndermedin veya da arkamızı aramadın? Madem ki çocukların çok değerli. Biz bayramın birincisi gün evlatlarımla odada oturarak ağladık yani. Düşünsene yani, bayram diye bir şeyimiz yoktu. Çocuk mesela dedi anne baba. O gün akşama kadar ağladım. Sana yeminle var ya akşamından da çöp. Niye sormamış o zaman? Market ismi vermek istemiyorum. Mamala, ötele. Niye oradan geliyor? Bu zengin. Araba paylaşıyorsun. Jipping paylaşıyorsun. Bu da hanemize hayırlı olsun diyorsun. Senin çocukların nerede? Ha? Market sahip. Marketten geliyor. Mamala, ötele. Nerede senin çocukların? Ha? Allah senin bin melanı versin. Ha, 17 yaşında kızıma köfte dükkanı aç. Kart ver. Şunu et, bunu et. Niye? Öbürleri senin evladın değil mi ya? Ben 17 milyarla evliliğe mama mı alacağım? Bakıcıya paramı vereceğim? Kiramı vereceğim? Ablam ben ne yapacağım? Söylesene. Niye o süreçte bakmadınız Hüseyin Bey çocuklarınıza? Ablacığım siz beni dinliyor musunuz? Duyuyorum. Niye bakmadınız? Ben işte yanında yemin etsin sor. Yani parasına kadar gönderdim. Gönderdiğim kişinin paraları yırtıp suratına çarptı. Bana lazım değil parası diye. Yalan. Ta o bir sene evvelikini diyor ablam. O zaman karısıyla. Karısı aldattı gitti, para gönderdi bana. Kimle gönderdiniz bu bayramda? Bu bayramda hiç para mara göndermedi bana. Yalan söylüyor. Kimle gönderdiniz? Benim çocuklarıma bakan ablam şahit. Her şeyime şahit. Hüseyin Bey bir dakika, benim kafama bir şey takıldı. Şimdi jandarma ifade aldı, sizden ifade aldı. Niye hiçbir şey olmuyor? Kız alınmıyor hani, falan. Hala dükkanda çalışıyor. Niye benim kızım muayeneye gitmiyor? Öte bete olmuyor. Zehra. Jandarma ifade aldı derken ne konuda aldı jandarma ifadeyi? Sordum ya size kıza taciz yalan konusunda söyledim. Kızına. Yok jandarma o konuda değil jandarma. Bizim öbür konularımızda şey oldu. Bu konuyla ya bak değiştiriyor ablam.
Değiştiriyor. Zeynep yani biz de bunu öğrenelim. Bir jandarmayla görüşelim. Bir bakalım konunun içeriğini, ifadeleri görelim. Şimdi sen de bu sırada dinlen. Bir sakinleşin. Şimdi diğer konu.